Ufkalı tavuk mantısı için gerekli malzemeler. 3 adet tavuk göğsü, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı pul biber, 2 adet yufka. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı nane. Üzeri için 1 su bardağı çırpılmış yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 çay kaşığı pul biber, yarım demet maydanoz. Tavamı aldım. Senden salçayla, naneyle, tuzlu, yağlı böyle bir harç yapmanı istiyorum. Bunu nasıl yapabilirsin bu sosu? İlk önce yağ koyuyorum. Evet. Sonra salçayı kavuracağım. Tamam. Sonra suyunu ekliyoruz. Yok. Baharatları baharat ve tuzu ekliyoruz. Neden? En son aroması çıksın. Evet, en son da suyu ekleyerek bitiriyoruz. Süper. Sen onu yapa dur. Hadi ben de şu meşhur makinanla kullandırmadan ben kullanacağım o makineyi. Gerçekten sende yok mu o makineden? Var. Bu arada tek bir seri var. Krem rengi bu serinin. Bir de öbür serinin de şöyle önüme alayım. Başka bir seri daha var. O da ayrı. Ama onları çeyiz için, çeyizine saklıyorsun. Özel bir gün için saklıyorum. Olur da bir gün gidenler dönerse ya da gitmeyecek birini bulursak yaparız. Bir tahtayla bıçak. Hayır, benim senden umudum yok da kullanmıyorsan bana hediye et diyecektim. Aa, yok. Yok, ben kendime inanıyorum. Şu 35'imde falan. Tabii. Sen onları bana vermemek için hemen evlenirsin de. Sen ne zaman? Oo. Tabii tabii. Ben geçen bir gerdanlığa dün gidiyordum, görmedin mi? Gerdanlığa ikinci gün düğün yapacaktım. Bıçak ver dedim. Ve çıkarttığı şeye bak. Evet. Bıçak. Mükemmel. Canı sağ olsun. Şefim arkanda bıçak takımı var. Biliyorum. Ama şefim. Ben şefim. 5 yıldır yok 8 yıldır sektördeyim. O zaman dedim ki alalım. Şimdi bu çok basit bir iç harç yapacağız. Daha önce de söylemiştim. Tavuğu kıyma haline getireceğim. Göğsünü şöyle hafif parçalanabilecek hale getiriyorum. Ardından içerisine baharatları, soğanı da gireceğim. Güzelce makineden çekeceğim. Çok basit ya. Yani tarif var ya, o kadar basit ki. Öyle aman açtın umurum, kapattın gibi bir şey değil. Beyti kebabına bile muadil olabilecek ama biraz daha pişmesi farklı. Böyle sironlar olurdu. O sironlar gibi. Evet. Biliyor gibi. O soğanı doğrayacak mısın? Yoksa seni soğanla baş başa bırakacağım da. Yeterince gözyaşlarına boğulduk. Şimdi gülme zamanı. Oo, yine yeni bir mesaj daha. Evet. Satır değil mi o şefim? Evet de bıçak çantama niye arkamdaydı? Evet, buralardı. Oh, burada. Ocağın yanına koymuşum yansın diye ama yine olmamış. Bak öğrendi. Hemen tanıdı bizi. Hemen tanıdı. Hemen adapte oldu. Çok iyi. Bunu da soyuyorum şöyle hızlıca. Bu evde 7 evlendi dediniz. 7 kardeştik. Evlenenler var. Bir küçük kardeşim var. Senden büyüklerin hepsi evlendi mi? Evet, sıra sıra gittiler. O zaman bu evde 4 kişi yaşıyorsunuz. Evet. Anne, baba? Üç kardeşimle. Ha, üç abim, kardeş. Abim de ablam, daha evlenmedi. Yok, o da evlenmedi. Abin, ablan? Abim, ablam ve kardeşim ben. Gerçekten uykusu geldi Esma Hanım. Kısmet Esma Hanım da tıkanmış. Onu demek istiyor. Evet. Yok canım, ona göre de abi, abla. Hayır, abim. Abimden sonra ablam, ondan sonra ben. Sıramı bekliyorum ben. Şimdi siz birisine aşık olsanız ve evlenmek isteseniz onlar bekar diye evlenemez misiniz? Hayatta beklemem. Sıraymış, gelenekmiş, görenekmiş. Arkama bakmam diyorsunuz yani. Arkasını bile dönmüyor ama. Bakmam lanca. Baharatlarını koyuyorum. Dönmüyorum. Bütün baharatlarım da içine girdi. Şunları kaldırıyorum. Bu arada ben de sosu... Başladım, bitti mi o? Evet. Ne yaptın, hemen hızlıca bir anlat. İlk önce sıvı yağımı ekledim. Salçamı kavurdum. Sonra baharatlarımı ekledim. En son da suyumu ekledim. Şu anda kaynamasını bekliyorum. İşte! İşte yetenek. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bence de öyle. Ben de bu sırada makinamın içine tavuğumu, soğanımı ve bütün baharatlarımı tuzla birlikte girdim. Kapağını kapatıyorum. Ardından makinemi oturtturmam gerekiyor. Bir daha.
Çalışıyor. Tahsin Şef mantının iç harcı için tavuk, soğan ve baharatları mutfak robotunda sadece birkaç saniyede kıyma haline getiriyor. Bakın. Gayet kıyma haline geldi. Şöyle gösteriyorum. Soğanla baharatlarla homojen bir şekilde karıştı. Geliyorum buraya. Şeyin yerini değiştiriyorum ama ne yapacağımı düşünmekten buraya aktaramadım. Önümü açıp yufkayı sereceğim. Tamam. Şöyle yapalım mı? Bir örtümüz mutfak örtüsü değil mi? Evet. Şöyle aldım. Kaç yufka var orada? İki yufkamız var. İkiye bölüyoruz. Toplam dört parça ürünümüz çıktığını düşünerekten şöyle açıyorum önce bunu. Bak çok pratik ya. Evet. Gerçekten çok pratik. Ardından bu harcımı alıp şöyle baştan sona doğru koyacağım. Orada dört parçaya böldüğümü düşün o yaptığım harcı. Böyle sonuna kadar bunu güzelce. Mis gibi bir mantı. Çok pratik. Bundan pratiği yok. Sizde pratik mantı var mı Esma Hanım? Ben de şehriyeyle mesela yapıyorum. Yoğurtlu. Üstüne kıymayı kavuruyorum. Sonra yoğurdun üstüne kıymayı gezdiriyorum. Bizim orada öyle yapıyorlar genelde. Adı ne biliyor musun? Adı yok. Biz kendimiz öyle ürettik. Şöyle yapalım. Mantı bir tekniktir. Mantı bir yemek değildir. Bunu karıştıranlar için söylüyorum. Mücver de mesela böyledir. Bir tekniktir. Tekniğin adı yemeğe verildiği için. Şimdi bazen bu çok karıştırılıyor. Ben sosyal medyalarda da çok görüyorum. Böyle üst üste konulan şeyler yalancı mantı olmuyor. Yani üstüne her yoğurt giren şey de mantı olmuyor. Yani bunu sen nezdinde bütün herkes bilinçlensin diye söylüyorum. Mantı bir tekniktir. Teknik de şudur ki bir hamurun arasına, içine ürün koymaktır aslında. Yani hani ürünü hamurun içine saklamaktır. Hatta orijinal teknik hiçbir şekilde girdiği sıvı, buhar vesaire ısı işlemle hamurla kaplanan şeyin içine ısı girmemesi gerekir. O yüzden de dışı hamurla kaplı, içinde dolgu malzemesi olan çoğu şey mantı denir. Ravioli de bir mantı tekniğiyle yapılmış makarna türüdür gibi. Şimdi bunda da mesela keseceğiz, başı sonu bir tık açık olacak ama hamura sarıldığı olduğu için bir nebze buna da mantı diyebiliyoruz diye mantı diyorum. Mücver de mesela aynı şekil. Herhangi bir sebzeyi rendeleyip un yumurta türüyle karıştırıp tavanın içinde hafif orta derin yağda kaşık dökmesiyle kızarttığımız şeylerin tümüne mücver. Patatesin, soğanın, salatalığın dahi mücverini yapabiliriz. Suyun içinden çıkarttırdıktan sonra. Bu da püf nokta değil, bilgi olsun. Teşekkürler şefim. Çok etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Her zaman böyle etkilenmiyorum ama. Ardından böyle rulo haline getiriyorum. Gayet hızlı. Sonra şu tahtamı alıyorum. Ortadan ikiye bir kesiyorum. Sonra o tereyağının hepsini, yani yarısını o kabın içine sürmeni isteyeceğim. Sonra bunu alıyorum. Şöyle aynı boyda olacak şekilde ki bunu şöyle de yapabiliriz. Bıçak sen çantam. Büyük bir bıçakla değil. Boyunu ayarlamak istediğim bir bıçak ölçüsüyle şöyle yapıp şöyle kesebilirsiniz. Aynı ölçüde olur. Biz de böyle sirim yapıyoruz mesela. Sirim. Sirim. Sirim ne Esma Hanım? Dolgulu mu oluyor içi? Sirim, mesela bir börek yaptık. Ondan artan yufkalarla. Sirmeye devam et. Ondan artan yufkalarla böyle sarıp sarıp bir tepsiye diziyoruz. Fırına atıyoruz. Kızartıyoruz güzelcene. Sonra ona da sos yapıyoruz tereyağlı. İsterseniz kıymalı sos da yapabilirsiniz. Döküyoruz. Bilgiyi bilgiden üstündür. Sirim deniyor mesela. Sironda da bizde boş yufkayı sararız böyle el açması. Ardından tepsiye dizilir, fırında kurutulur. Kurutulduktan sonra bir et suyu kaynatılır, üstüne dökülür. Kıymalar, tavuklar, haşlanmış tavuk vesaire neyse artık o ürün. Onun üzerine konulur. Sarımsaklı yoğurdu, kızmış tereyağı, tadından yeme. Anlatması 5 dakika, yapması 1. Evet. Şimdi bunları senden ricam, böyle böyle buraları dizmen. Çok da birbirine sıkıştırma ki o aradaki yufkalar lezzetli bir şekilde pişsin. Ben sen bunu yaparken şu önünü açayım senin. Bunlar üzerine bu arada maydanozu... Evet, önümü aç artık. Bence de aç yani. Bak nasıl sabahtan dizdiğini... Sabahtan beri kapattın zaten. O zaman önceden sen başla, bunu böyle göster kameraya.
De ki böyle yapıyorum de. Bu arada maydanoz üzerine piştikten sonra dökeceğiz. Yoğurt da aynı şekilde fırından çıktıktan sonra dökeceğiz. Şöyle şunu da... Şey de yapabilirdim, böyle böyle de gidebilirdim. Tamam, fark etmez. Hayır, hayır. Gidebilirdin. Tamam. Yapmadın diye hatalı değilsin. Yapabilirdin. İradeyi cüziye. Engel, hep bir engel olma hayır, çabası. Hayır, hayır. Gençlerin önünü açmak lazım. Aynen öyle, bence de. Yaş kaçtı bu arada? Benden yaşlısın. Gençlerin önü gayet açık, değerlendik bileni. O niye dik duruyor? Yani tavuk kıyma neden yukarıya bakıyor? Yan yan olduğu zaman pişmez. Pişmez. Niye? Isıyla teması, içerisine tavuk koyduğum için, tavuğu da makineden çektiğim için ısıyla bir şekilde temas etmesi ve daha çıtır olması gerekiyor. Evet. Yan yan koyarsam hamurlaşır. Teşekkürler. Şimdi aynısından bütün yufkalarıma yapıyorum. Sonra fırına atmadan önce sizinle buluşuyoruz. Tahsin Şef diğer yufkaya da aynı şekilde tavuk kıyma yerleştirip katlıya katlıya yuvarlıyor. Ardından eşit aralıklarla kesiyor. Son olarak tavuk kıyma üste gelecek şekilde yağlı fırın tepsisine diziyor. Yufkanın kalan diğer yarısına da sırayla aynı işlemleri uyguladıktan sonra yufkalı tavuk mantımız fırına girmek için hazır. Mantılarımızı hazırladık. Evet. Güzelce sardık ve fırın tepsimizi yağladığımız fırın tepsisine dizdik. Kalan yağımızı pul biberle birlikte kızdırıp renkli yağ yapıp en son üzerine yakacağız. Aynı şekilde yoğurdumuz da maydanozumuz da servis anında kullanılacak. Ben şimdi hazırlamış olduğum salçalı sosumu şöyle güzelce ilave ediyoruz. Üzerine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Bildiğimiz mantıda bu sos sonradan ekleniyordu değil mi şefim? Evet. Ama bunu da pişerken ekliyoruz çünkü bununla birlikte pişip lezzetlenecek. Şuradaki yağlı fırçayla da her tarafına şöyle yaydırıp. Şimdi burada iç harcını ekstra bir malzemeyle lezzetlendirmeyip bununla birlikte pişip önce bunu çekecek. Ardından kızaracak. Ardından da çıktığında güzel bir şekilde servis edeceğiz. Şimdi bunu fırına atıyorum. 200 derecelik fırında kızarana kadar yani minimum 15, maksimum 25 dakika tutar. O aradaki 10 dakikalık süreci fırını kontrol etmeniz gerekiyor. Evet. Bir tarafı fazla kızar vesaire çevirin. Siz, fırın sizin fırınınız. Siz biliyorsunuz. Biz de burada kontrolü pişireceğiz. Attım. Ürünümüz fırına girdi. Gayet lezzetli bir hale gelecek. Evet. Değil mi? Kokusu bile şimdiden güzelse müthiş. Piştiğinde gerisini düşünemiyorum. Çok da güzel, pratik, hızlı. Belki de başlangıç tariflerinden daha hızlı bir ana yemek tarifi de verdik. Evet. O zaman tatlı yapacağız ki. İşte bu benim bölümüm. Göreceğiz. Çok lezzetli, kadayıfla birlikte güzel bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Evet. Bakalım nasıl olacak? Geçmişi unutturacak mı? Tatlı mı? Hayır, mantı. Bu değil, tatlı unutturacak. Tatlı unutturacak. Çünkü geldiğinden beridir enerjimi aldı ki... Ne yaptım sonra anlat he. Aldı ki kendisi parlasın. Arkadaşla daha önceden anlaşmışlar bence ama şimdi izleyin tatlıda göreceksiniz intikamımı alacağım. Şey uyudu ama. Size mobbing mi uyguluyor? Evet kesinlikle. Kesinlikle var ama şimdi o mobbingleri geri döndüreceğiz devranın döndüğü gibi. Şimdi göreceğiz. O zaman tüm yeteneklerimle bir tatlı yapacağız ki bütün püf noktalarına eminim ki benim ağzımdan duyacaksınız. Evet, çünkü bu programın sunucusu da, şefi de tabii. Şöyle alabilir miyiz arkadaşlar?